merhabalar. 100 soruda tekrar testinde artık sona doğru yavaş yavaş geliyoruz. 8 9 10. Gördüğünüz gibi zaten konularda da son konular kümeler, mantık, fonksiyon, olasılık şeklinde bakın. Şimdi kümelerle bitirmiştik en son dersimizi. Burada kümelerle devam ediyoruz. Daha doğrusu devam ediyoruz demeyeyim. Bir tane kümeler sorumuz var. Sonra permütasyon, kombinasyon, olasılığa gireceğiz. Bir otoparkta bulunan araçların tümü P kümesi ile gösteriliyor. B binek araçlar, M modeli 2010 yılından büyük olan araçlar, D dizel olan yakıt araçlar kümeleri aşağıdaki Venn şemasında gösteriliyor. Buna göre hangileri doğrudur denmiş. Pembe ile gösterilen bölge modeli 2010 yılından küçük veya eşit, dizel olmayan binek araçların kümesini ifade eder. Bu ifade doğru arkadaşlar çünkü dizel olan ifadeler, dizel olan araçlar pardon, burada gördüğünüz gibi şu D harfi D harfinin dışı dizeli olmayanlar olacak. O zaman pembenin içinde evet gerçekten dizeli olmayanlar var. Bu küme hariç bir bölge. O kısma doğru. Sonra 2010 yılından büyük araçlar. E, M'nin dışındakiler 2010 yılından küçük veya 2010 yılına eşit olan araçlar olur. Dış bölgesi. Dolayısıyla bu da dahil oldu arkadaşlar. Böylece bu birincisi doğru geldi. Yeşille gösterilen bölge. 2010 yılından büyük evet 2010 yılından büyük olan kısma dahil doğrudur. Dizel olan binek araçlar. Zaten D dizel olan da evet bu ikisinin kesişimi olduğu için burası doğru arkadaşlar. Turuncu ile gösterilen bölge 2010 yılından büyük. Sonuç olarak 2010 yılından büyük olan bölgeye işaret ediyor. Evet bu bölgenin içinde turuncu bölge. Aynı zamanda dizel olacak. Aynı zamanda da binek olmayacak. Neden? Bineklerin bakın bölgesi B bölgesi onun dışında kalıyor. Dolayısıyla bu da doğru arkadaşlar. Kolay bir soruyla başlangıç yapmış olduk. Ve şimdi artık gelelim PKOB'ye sizin deyiminizle. Zeki'nin bir tane mavi, bir tane kırmızı, bir tane lila, bir tane kahverengi halkası vardır. Bu halkaları ile şekildeki gibi A ve B biçiminde iki tane dikey çubuğu olan halka geçirme platformu oynamaktadır. Zeki bu halkaları istediği dikey çubuğa istediği sırada takacaktır. Buna göre Zeki A ve B çubuklarının her birine en az birer tane halka taktığına göre bu işlemde görüntü bakımından kaç farklı durum oluşur? Her birine en az birer tane halka takıyormuş arkadaşlar. Bu soru dağılım ve gruplamayı anlatmak için size çok güzel bir örnek. Yalnız çok dikkatli dinlemeniz lazım. Konuyu biliyor olmanız gerekiyor. Konuda bilgi eksikliğiniz varsa belki yine yaparsınız ama yani böyle gerçek anlamda anlayarak yapamamış olabilirsiniz arkadaşlar. Uğraşın sonra beni dinleyin. Gerçekten güzel. Bakın şimdi. Ee, burada şöyle bir yorum yapacağım. Bunlar A ve B gördüğünüz gibi iki tane sütun. Şimdi bu sütunlara geçireceğiz ya en az bir tane geçireceğiz. Bu da ne demek oluyor? Birine bir, birine üç tane geçirebilirsiniz. Ya da birine iki, diğerine de iki tane geçirebilirsiniz. Bakın şimdi. 1 ve 3 geçirirken 4'ün birlisi 3'ün üçlüsü. Eğer gruplardaki farklı sayıda eleman olursa arkadaşlar herhangi bir şeye bölmeniz veya e, çarpmanız gerekmez. Şu an sadece grupladım. Ben her zaman önce gruplarım, sonra dağıtırım. Daha A ve B'ye dağıtmadım. A ve B'ye şu an dağıtıyorum. Kaç tane grup var? 2 tane ayrı grup var. O zaman 2 faktöriyelle çarpıyorum. Şu an dağıttım arkadaşlar. Bir tanesi A'ya gitti, 3 tanesi B'ye gitti. Ya da bir tanesi B'ye gitti, 3 tanesi A'ya gitti şeklinde tek tek yapmamak için iki faktöriyelle çarpıyorum. Şimdi artık bunları dağıttık. Yani birinde temsil olarak gösteriyorum. Birinde bir tane var, birinde 3 tane var. O zaman bu 3 tane olan renk bakımından farklı olduğu için... 3 faktöriyelle çarpılmalı. Bir tane olan zaten herhangi biriyle yer değiştirmeyecek. Birincisi bu. İkincisi İki tane iki tane. Lütfen dikkat bakın. Dördün ikilisi çarpı ikinin ikilisi. Ancak gruplarken eğer gruplardaki eleman sayısı aynı sayıdaysa 2-2 olur 3-3 olur sorun değil. Yeter ki gruplar aynı elemana sahip olsun. Grup sayısı kadar faktöriyele bölün. Çünkü arkadaşlar burada e, derinlemesine girmeyeceğim ama gruplama ve dağılımda anlattım. Eksiği olan arkadaşlar ee, o dağılım problemlerine bakabilir. Gerçekten önemli kombinasyonda. Elemanların aynı olduğunu görürsek gruplarda şöyle bir durum oluyor. İsim yok şu an sadece dağıttım. A, B, C, D demekle C, D, A, B demek arasında bir fark yoktur. Çünkü bu A, B yine birlikte. Burada A, B yine birlikte. O yüzden fazladan durumlar çıkar artık arkadaşlar ortaya. Böleriz. Şimdi dağıtma kısmına geliyorum. Şu an grupladım. Dağıtırken iki farklı grup var. O yüzden çarpı iki faktöriyel diyorum. Yani A ve B diye iki gruba dağıtacağım ya. Bu yüzden iki faktöriyel de çarptım. Eğer üç grup olsaydı üç faktöriyelle çarpardım. Bakın bunlar birbirini götürüyor olabilir. Ama ilkinde öyle götürme falan olmadı. Çünkü böldüğümüz bir şey yok. O yüzden siz hocam zaten sadeleşiyor demeyin. Farklı sayıda eleman olduğunda bölmeyip çarptığımız için siz her zaman arkadaşlar bu Gruplamayı ayrı sonra dağıtmayı ayrı yapın kaybetmezsiniz. Aksine kazanırsınız. Şimdi bunu yaptık. Birinde iki tane var birinde iki tane var. O zaman bu ikili olanlar bir de kendi içinde yer değiştirecek iki faktöriyel. Yine ikili olanlar kendi içinde yer değiştirecek iki faktöriyel. Böylece bunların toplamı arkadaşlar bu 48 geldi bu 24 geldi. Toplamda 72 oldu arkadaşlar. Böyle güzel bir soru. Gelelim buraya. 0, 2, 3, 5, 7, 9 sayılarının tamamı aşağıdaki tabloya yerleştirilecektir. Her satır ve her sütundaki sayıların toplamının çift sayı olması şartıyla kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? Toplam nasıl çift olur arkadaşlar? Her sütun ve her satır. Şimdi toplamların çift olması için elimizde sadece iki tane çift var. O zaman arkadaşlar bu iki çift alt alta gelmeli. Eğer iki çift alt alta gelmezse bakın ne olur? Şöyle yaptığınızı düşünün. Tek tek ee, şöyle çift buraya yazdım yanlışlıkla mesela. Sonra gittim diğer çifti buraya yazdım. Tek tek gördünüz mü? Bunların evet toplamı çift oldu. Bunların ama toplamı tek oldu. Bunların toplamı tek oldu. O yüzden farklı satırlarda olmalılar ama aynı sütunda olmalılar. Örnek bir görüntü. Çift çift tek 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 tek. Gördüğünüz gibi böylece teklerin toplamı çift, teklerin toplamı çift. Bir de şöyle baktığımızda yine çift oldu. Dolayısıyla bu 0-2 çiftini şimdi herhangi 3 sütundan birine yerleştiriyorum. 3 sütundan birini seçtim. Sonra bunlar kendi içinde yer değiştirir. 2 faktöriyel. Yani. Örnek temsil olarak gösteriyorum. 0 buraya geldi, 2 buraya geldi gibi düşünün. Sonra artık arkadaşlar tekleri istediğim gibi 4 faktöriyel şeklinde 1, 2, 3, 4 yere yerleştiririm çünkü teklerin hangisinin nerede olduğu önemli değil tek olmaları önemli. Gerçekten böylece birinci satırın toplamı tek artı tek artı çiften dolayı çift yine tek artı tek artı çiftten dolayı çift ve sütunlar da tek artı tekten çift. Sonra bakın buraya çift demiştim temsili olarak söyledim çift artı çiftten çift ve tek artı tekten tek olmuş e, çift olmuş oldu. Dolayısıyla bakın bunlar da teklerin yerleşimi. Haliyle buradan 4 faktöriyel 24 şunlar da çifti. 24 çarpı 2 48 48 çarpı 3'ten 144 oldu. Permütasyon kombinasyon soruları şu anki çözdüklerimiz böyle aşırı derecede kolay sorular değil. Ama bilen arkadaşlarımızın da güzel bir şekilde yapacağı sorular. Bunların ben çok güzel öğretici olduğunu düşünüyorum. Yani eğer şu an çok anlayamıyorsanız, e, eksiğiniz varsa böyle Allah Allah benim tam zihnimde oturmadı diyorsanız güzelce permütasyon kombinasyon olasılığa ben basit de çektim. Çok basit bir düzey anlattım. Sonra genel olması gereken düzeyi anlattım arkadaşlar. Devamında ilerleyen zamanlarda biraz böyle kitaplarınızdan çözdükten sonra yorum oturtmak için tekrar buraya dönersiniz tamam mı? Papatya kelimesindeki harflerden 4 tanesi seçilerek 4 harfle anlamlı ya da anlamsız kelimeler oluşturulacaktır. Bu kelimelerden kaç tanesi P ile başlayıp P ile biter? Şimdi e, 4 harfli yapacağız arkadaşlar. Ve P'ler bakın şöyle yanına da 2 tane harf. Şimdi burada elimizde kalan harfler ne? 3 tane A, 2 tane T ve şey 1 tane T ve 1 tane Y. Şimdi haliyle arkadaşlar buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Bir kere e, A'ları hiç kullanmazsam T ve Y'yi buraya kullanacağım için kendi aralarında yer değiştirirler. İki faktöriyel. Sonra eğer bir tane A kullanırsak ve yanına bir tane de Y veya T'den biri. O zaman bakın A'yı iki yerden birine yerleştiririm. Temsil olarak buraya yerleştirdim. Kalan bir boşluğa ya T ya Y gelir. İki tane de buradan durum geldi. Dolayısıyla dört durum oldu. Sonra arkadaşlar İki tane A yerleştirebilirim. Şöyle. Direkt A'ları böyle yerleştiririm. Haliyle buradan da ne olur? Bir tane durum olur. Dolayısıyla 4, 1 buradan 5, 2 de buradan topu topu 7 tane durum oluştu arkadaşlar. A'lar tekrarlı olduğu için ve çok büyük bir kelime oluşturmadığım için. Evet. X, 1, 2, 3, 4, 5'i altının alt kümesi x kesişim 1, 2, 3 kümesinin eleman sayısı 2 olacak biçimde kaç farklı x kümesi vardır? Çıkmış sınav sorusu olabilir bu şimdi unuttum. Ya da çıkmış sınav sorusuna benziyor. ÖSYM biliyorsunuz son yıllarda sektirmeden küme sorularını böyle alt küme ile ve kombinasyon kavramıyla birleştirip gayet güzel şekilde hatta 2019-2020'de zorlayarak sordu arkadaşlar. Arkadaşlar burada size önce şunu söyleyeceğim. Elinizde diyelim bir hani bilgi vereyim. Elinizde diyelim bir A kümesi var. 1 2 hatta bunun aynı olmasın. X Y Z'den oluşsun tamam mı? Bu X Y Z'den oluşan kaç tane alt küme vardır dediği zaman biz bu X Y Z ile oluşturabileceğimiz tüm alt kümeleri tek tek düşünüyoruz. Gerçek kısmı şudur olayın. Hiç oluşturmam. Bir tanesini seçerim. Sonra iki tanesini seçerim. 3 tanesini seçerim. Bunun toplamı da matematikte 2 üzeri n'ye karşılık gelir. Bu yüzden bunlarla oluşturabileceğiniz tüm alt kümeler veya tüm seçimler seçmemek de bir seçimdir. Tüm seçimler 8 tane oluyor. Diyelim şöyle bir şey oldu. A kümesi 1 x y z'den oluşsun. Desin ki bize içinde birin olduğu kaç tane alt küme vardır? O zaman bir zaten var diyoruz. Sonra yine diyoruz ki x, y, z'yi bunun yanına nasıl oluştururuz, katarız? Bir kesinlikle olmak şartıyla x, y, z'yi yine arkadaşlar bunun yanına hiç seçmem. Bir tane seçerim, iki tane seçerim ya da üç tane seçerim deyip burada yine 2 üzeri 3 diyoruz. Böylece şunu görmüş oluyoruz. Kalan elemanlarla oluşturulabilecek tüm kümeler aslında arkadaşlar alt küme sayısını veriyor bize. Dolayısıyla Burada bu yorumu yapacağım. Diyeceğim ki 1 2 3 ile 2 tane kesişimi olması lazım. O zaman 1 2 3'ten 1 2 3'ten sadece ikisini seçmeliyim. Yani 3'ün ikilisi. 3 elemandan 2 tanesini seçtiğim zaman örnek 1 3'ü seçtim. Bu kümeyle kesinlikle kesişimi 2 tane olur. Ama ben 1 2 3'ün yanına arkadaşlar farklı elemanlar da seçebilirim. 4 5 6'dan bir tanesini alabilirim yanına. Hiç almayabilirim. 2 tanesini alabilirim, 3 tanesini alabilirim. Yani 4, 5, 6'yı seçmekte özgürsen, buradaki gibi bakın, bunlardaki gibi. Seçmekte özgürsen, istediğin kadar eleman alabiliyorsan, alman durumu etkilemiyorsa, sıkıntı çıkarmıyorsa o zaman 4, 5, 6 ile oluşturabileceğin bütün kümeleri bunun yanına çarpı olarak yazman lazım. Neden? Zaten tek başına örnek x kümesi 1, 2 olsa Zaten 1, 2, 3 ile kesişimi kaç tane? 2 tane. Ama x kümesi şöyle olsa 1, 3, 4, 5. Yine x kümesi 1, 2, 3 ile kesiştirsek kesişimi kaç tane? Yine 2 tane. Yani 4, 5 bunun yanında olmuş olmamış kesişim kümesinin eleman sayısını etkilemiyor ki. O zaman ben istediğim gibi 4, 5, 6'dan seçim yapabiliyorsam bu şekilde 2 üzeri 3 tane durum. Yani 4, 5, 6 ile oluşturabileceğim tüm alt kümeleri yanına çarpı olarak yazmalıyım. Dolayısıyla 3 çarpı 8'den 24 olur. Dolayısıyla buradan şöyle bir sonuç çıkarabilirim o zaman ben. Gerekli seçimleri, zorunlu seçimleri yaptıktan sonra... ...diğerlerinden ister alabilirim, ister alabil, almam... ...böyle bir özgürlüğüm varsa o zaman o elemanlar kaç taneyse... 2 üzeri N çarpı zorunlu seçim diyebilirim arkadaşlar. Bunu böyle formülize ettim ama ezberlemek zorunda değilsiniz. Ezberlemeyin hatta zihninize bir çentik atmak ve kendiniz de çözerken bu ihtimali göz önünde bulundurun diye söylüyorum. Gelelim buraya şimdi. 6 farklı renk boncuğun 3 farklı kutuya eşit sayıda dağılma olasılığı kaçtır? Şunu da hatırlatmam gerekiyor tabii arkadaşlar. Hani burada ben küme kombinasyon ilişkisini anlattım. Onu kenara yazayım bakın. Küme kombinasyon, küme fonksiyon ilişkisi ile alakalı belki hani YouTube'da yok bile böyle bir video benden başka. Böyle çok önemli bir yeri anlattım. ÖSYM e özellikle sorduğu için ve gerçekten sıkıntıya düştüğünüz için burayı arkadaşlar ben derinlemesine anlattım. Şu bir örnekle olayı çözemeyebilirsiniz belki. Ama orada yaklaşık olarak bir 20 tane soru çözdüm. O yüzden kombinasyon çalıştıysanız ama kümeler de çalıştıysanız o videoyu kesinlikle AYT oynatma listesinden ya da TYT oynatma listesinden küme kombinasyon, küme kombinasyon fonksiyon ikisinden birisinin olması lazım. Zaten görürsünüz. O adla kombinasyonla küme fonksiyon ilişkisinin olduğu videoyu kesinlikle izlemelisiniz. Bakın şimdi 6 farklı renk. Boncuğun 3 farklı kutuya eşit sayıda dağılma olasılığına bakacağız. Bunların renkleri birbirinden farklı, kutular da birbirinden farklı. İstenen durumlardan önce tüm durumları yapalım. Farklı şeyleri farklı kutulara koyacaksanız burada şart yoksa yani sonuçta tüm durumlarda şart yoktur. Ben şunu düşünürüm. Her bir topun gitme ihtimali kaç 3, değil mi? Birinci üç yere gidebilir. ikinci üç yere gidebilir. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Böylece arkadaşlar bu şey sorusu aslında aynı zamanda. Altı farklı mektup, üç posta kutusuna kaç farklı şekilde dağıtılır? Altı öğrenci, üç sınıfa kaç, kaç, kaç farklı şekilde gider? Altı oyuncak, üç çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılır? Sonuçta çocuklara kaçar tane dağıtacağımı... Sınıflara kaçar tane dağıtacağımı, postalara kaçar tane atacağımı söylemiyor. O zaman özgürüm ister hepsini bir kutuda toplarım, ister iki kutuda toplarım, ister üçüne de dağıtırım. Farklı sayıda veya eşit sayıda veririm. O zaman bunlarda top top gidiyoruz ve her bir topun gidebileceği yeri düşünüyorum. Bu tüm durumlardır ve söylediğim örnekler buna işaret eder. Şimdi gelelim. Eşit sayıda dağıtılmaya, eşit sayıda dağıtılırken önce gruplayacaksınız. Bunları ikişer ikişer önce grupla, paketle yani önce bir, sonra dağıtırsın. Paketlediğimiz zaman altının ikilisi şöyle yazayım buraya. 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi. Şu an arkadaşlar paketledim. Bunları şu an grupladım. Grupladığımızda lütfen unutmayın. Eşit sayıda eleman varsa gruplarda Böyle 3 tane grubunda eleman sayısı aynı olduğundan 3 faktöreyle bölmelisiniz. Sonra bunları paketledim ya artık birinci paket, ikinci paket, üçüncü paket. Şimdi bunları 3 farklı kutuya göndereceğim. Yani 3 kişiyi 3 koltuğa oturtmak gibi. O yüzden bu 3 paketi 3 kutuya 3 faktöriyel şeklinde dağıtırım. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. 90 bölü 3 üzeri 6 yani 9'ları sadeleştirirsek 10 bölü 3 üzeri 4'ten 10 bölü 81 olur arkadaşlar. Bunlar, bu sorular gerçekten çok sağlam, güzel yorum soruları. Konuyu öğrendikten sonra profesyonelleşme soruları. E, permütasyon, kombinasyon olasılıkta zaten kolay soru yazmak çok kolay arkadaşlar. Onları ben uzaktan eğitim serisinde yine konu anlatımlarıma yerleştirdim. Zaten birçok e, öğretmen de bu konudan korktuğu için zaten kolay versiyonlarını anlatıyorlar. Birçok kişi bu ince yerlere girmiyor. E, buralarda dediğim gibi zorlanıyorsanız basit temel düzey orta düzeye gidip sonra buralara kesinlikle dönün. E, bunlar profesyonel diyorum ama ÖSYM'nin de sorduğu modellerdir. O yüzden bu kadarını öğrenmek gerekiyor. Şimdi gelelim buraya. 3 doktor, 3 hemşire ve 3 hasta bakıcı arasından bir acil afet ekibi oluşturulacaktır. Bu ekiple ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 6 kişiden oluşmaktadır en fazla iki tane doktor, en az iki tane hasta bakıcı bulunmaktadır. 3 meslekten herhangi ikisinden alınan kişilerin sayıları arasındaki fark 2'den büyük değildir. Buna göre bu ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Tam böyle bir sınav sorusu bence bu. Hiçbirinden sıfır alamayız, alamayız. Zaten hasta bakıcı en az iki tane olacak da. Doktordan en fazla iki tane diye sakın sıfır doktor almayın. Neden? Sıfır doktor aldığınız zaman mecburen üç hemşire, 3 hasta bakıcı almak zorunda kalacağınız için 3'ten 0'ı çıkarırsak 3, 3'ten 0'ı çıkarırsak 3 ama herhangi ikisinden alınan kişilerin sayısı arasındaki fark 2'den büyük olmayacak. Yani en az bir tane alacaksın demenin farklı bir dili olmuş bu. Dolayısıyla bir doktor alırım. En az iki tane hasta bakıcı alacağıma göre 2 HA diyelim buraya. Sonra arkadaşlar 3 tane de mecburen hemşire alırım. O zaman bir doktor alırsam 3 hasta bakıcı alırsam şöyle bu sefer 2 hemşire alırım. Önce durumları tespit edelim kombinasyon sorularında. 2 doktor alırsam en az 2 tane hasta bakıcı almak zorundayım. O zaman 2 hemşire olabilir. 2 doktor alıp 3 hasta bakıcı alırsam haliyle 2 tane de hemşire e, almak şey 1 tane de hemşire almak zorunda kalırım. Dolayısıyla bunları tespit edelim artık. 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi 3'ün üçlüsü buradan 9 oldu. 3'ün birlisi, 3'ün üçlüsü, 3'ün ikilisi yine 9 oldu. 3'ün ikilisi, 3'ün ikilisi ve 3'ün ikilisi arkadaşlar 27 oldu. Ve 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü ve 3'ün birlisi bu da 9 geldi. Dolayısıyla toplamda 54 tane durum oldu. Çok da sıkıntılı bir soru olduğunu düşünmüyorum bu sorunun. Şekildeki dört bölme sarı, mavi, kırmızı veya yeşil renkleriyle boyanacaktır. Her bir bölmenin tek renk olması, ortak kenarı olan bölmelerin farklı renkte olması, en az üç rengin kullanılması koşullarıyla bölmeler kaç farklı şekilde boyanabilir? Kolaydan başlayayım önce. Dört farklı renk kullanalım arkadaşlar. Yani sarı, mavi, kırmızı, yeşil. Üçünü de kullanalım, şey dördünü de kullanalım arkadaşlar. Böylece ne olacak? 4 faktöriyel çünkü 1, 2, 3, 4, 4 yere 4 farklı renk kullanacağız. 4 faktöriyel olur birinci durum. İkinci durumda arkadaşlar 4 renkten 3'ünü seçerim. Temsil olarak söylüyorum sarı, mavi, kırmızı olsun. Şimdi 4 renkten 3'ünü seçtim ya burada artık şunu dikkat etmeniz lazım. Kesinlikle ortaya arkadaşlar aynı renkte kullanacağınızı seçemezsiniz. Neden? Mesela 2 kere sarı, bir tane mavi bir kere kırmızı kullanacaksınız diyelim. Buraya sarıyı yerleştirirseniz. Nereye yerleştirirseniz yerleştirin artık sarıyı bak ortak oluyor. Demek ki farklı renklerden bir tanesini buraya yerleştirdim. O üç renkten birini buraya arkadaşlar yerleştirdim. Üç renkten biri manasında. Sonra kaldı elimde iki renk değil mi? İki renk için bir, iki, üç hakkım var. O renklerden bir tanesini üç farklı şekilde bu noktaladığım yerlerden birine yerleştiririm. Temsil olarak burası olsun. Sonra kalan iki tane yerden birine de yerleştiririm yine o rengi arkadaşlar. Göstereyim örnek olarak. Diyelim buraya mavi, buraya kırmızı, buraya da kırmızı yaptım. Zaten otomatik olarak son yere seçim hakkım kalmıyor. O diğer rengi yerleştirmiş oluyorum. Bakın temsili bir görüntü. Dolayısıyla burası da dördüncüsü dört. 9 kere 2 18 72 oldu. 72 artı 24'ten de toplam 96 tane durum oldu. Yine biraz böyle zorlayıcı sorulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Gelelim buraya. Farklı renkteki 5 futbol topu her bir çocuğa en az bir tane futbol topu verilmesi koşuluyla 3 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Bu arada kaç sorumuz kaldı ya? 2 tane mi? Evet 2 soru kalmış arkadaşlar. Şimdi bu soruyu şöyle de soruyor. A kümesi 1 2 3 4 5 B kümesi x y z A'dan B'ye örten fonksiyon sayısı. Ben bunda göstereyim ki aynı soruyu farklı ilk soruyu aynı çözümde birleştirelim. Örten fonksiyon da dese arkadaşlar bu şekilde her bir çocuğa en az birer tane verilmek koşuluyla futbol topu dağıtılacak da dese Aynı çözümdür arkadaşlar ve yapacağımız olay şudur. Önce kaçar tane vereceğinizi tespit edersiniz. Bir e, bir çocuğa bir tane, bir çocuğa iki tane, bir çocuğa üç tane dağıtılabilir. Bir çocuğa bir tane, bir çocuğa bir tane diğerine dört tane dağıtılabilir. Birine iki, birine iki, birine iki dağıtılabilir. Aynı örten fonksiyon da olsa örten fonksiyon neydi? değer kümesinde asla boşta eleman kalmamalı. Değer kümesi ile görüntü kümesi aynı olmalı. O yüzden değer kümesindeki elemanları 1, 2, 3, 2, 2 ve 1, 1, 4 şeklinde dağıtabiliriz demektir bu. Hakikaten her birine en az bir tane dağıtmış oluyorum. Dolayısıyla durum tespitinden sonra önce grupla. Aa 5 taneymiş ya tüh. 6 tane olsaydı bunu yapacaktık arkadaşlar. 6 tane olsaydı böyle e, çünkü zihnimde 6 tane diye kalmış. Bir tane daha çözmüştüm bundan yakın zamanda. E, hemen düzeltiyorum affedersiniz. Daha kolay o zaman. Özel bir şey değişmiyor. Yorumum değişmiyor. Sadece ben 6'ya odaklandım. Onu sevdiğim için. 1, 1, 3. 1, 2, 2. Başka da durum olmayacak arkadaşlar. Tamam mı? Durum sayısı azaldı sadece. Yorumum yine aynı. 5'in birlisi. 4'ün birlisi. 3'ün üçlüsü. Böyle dağıttım. Şey pardon grupladım dağıtırken dikkat edeceğiz şimdi. Gruplarken neyi gördüm burada? İki grubun eleman sayısı aynı. Hemen iki faktöriyele böldüm. Sonra çarpı 3 farklı yere gidiyorlar. 3 faktöriyel. Yani, tamam mı? Sonra buna gelelim. 5'in ee, birlisi. 4'ün ikilisi. 2'nin ikilisi. Bölü 2 faktöriyel. Neden? 2 tane grubun eleman sayısı aynı. Kaç farklı yere gidiyorlar? 3 farklı yere. O zaman 3 faktöriyel ile çarptık. Dolayısıyla bakalım. 5 e, kere 6 30. 30 çarpı 3'ten 90 oldu sadeleştiği için. Burası da 5 çarpı 6 30. E, çarpı 3 90. Şu, dur şurayı yanlış yaptım fark ettim. 4'ün birlisiydi bu değil mi? 4'ün birlisi olduğu için 5 kere 4 20. 20 çarpı 3'ten 60 affedersiniz. Dolayısıyla 90 ile 60'ın toplamı 150 geldi arkadaşlar. Bu şekilde örten fonksiyon veya en az bir tane dağıtma sorularını ve herkese tabii ki dağıtacağız. Dağıtma sorularını böyle yapabiliriz arkadaşlar. Ee, çünkü ben bunu fonksiyonlarda da bol bol karşınıza geldiği için fonksiyon yorumunu da aynı yorum olduğunu bir göstermek istedim. Geldik son bir tane de binom sorusu. İfadesindeki açılımındaki terimlerden biri a çarpı x üzeri 6 y üzeri b olduğuna göre b kaçtır denmiş. Arkadaşlar burada durum şudur. Bir binom ifadesinde kaçıncı terim olduğunu anlamanız lazım. Eğer kaçıncı terim olduğunu soru veriyorsa zaten direkt yerine yazarsınız. Yok vermiyorsa siz bulmalısınız. Dolayısıyla burada kaçıncı terim olduğunu anlayacağız. Formüle hep tek bir formül üzerinden gidiyoruz. Hatırlayın n'nin reelisi X üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. X artı y'nin n'inci kuvvetinde baştan r artı birinci terimi bulurken. Yani baştan yedinci terim mi diyor? R altı demektir. Baştan üçüncü terim mi diyor? R iki demektir. Bunun gibi düşünün. Şimdi buna göre arkadaşlar artık x üzeri 6'yı elde edeceğiz ya bakalım ne zaman onu elde ediyoruz. Şimdi a o kenarda dursun. Dördün. R'lisi. Sonra X karenin 4 eksi R'ninci kuvveti çarpı eksi Y kübün R'ninci kuvveti. Şimdi buradan neye eşit oldu arkadaşlar? A, X üzeri 6, Y üzeri B. Haliyle buradan bak R'yi bulacağız. 8 eksi 2R eşittir 6'dan. R demek ki kaçmış? 1. Artık taşlar yerine oturdu. 4'ün birlisi. X üzeri 2'nin 4 eksi 1'den 3. kuvveti. Eksi y'nin 3. kuvvetinden burası bakın 1 olmuş oldu. Zaten bizden B'yi istiyordu. B arkadaşlar 3 çarpı 1'den 3 gelmiş oldu. Olay bu. B şıkkı. Gördüğünüz gibi bir tane de binonla böyle numunelik gösterdik. Ve bu konuyu böyle tamamlamış olduk arkadaşlar. Ee, olasılık devam ederim diye düşünüyorum birkaç tane daha olması lazım sonra da permütasyon fonksiyon aman permütasyon kombinasyon olasılığı tamamen bitirdiğimiz için artık arkadaşlar nereye geçeceğiz polinom ve fonksiyon onlarla da e, tyt'yi böylece bitireceğim İnşallah böyle 10 tane videoyla yeterince faydalı olur sonrasında yorum soruları gelmeye devam edecek e, Tabii ki burada hemen şunu da belirteyim ben sizden beklenti olarak gerçekten güzelce çalışmanız. Ama kendim teşvik olmam açısından ve devamı gelmesi açısından artık beğeni ve yorumları önemsiyorum. Çünkü e, önceden daha az içeriğim vardı. Gerekli çalışmaları zaten yapıyordum ama yine belli bir düzeydeydim. Şimdi artık arkadaşlar birçok YouTube, birçok demeyeyim ya yani neredeyse hiçbir YouTube kanalında olmayan içerikler olduğu için artık bu noktada benim daha fazla aboneye ulaşmam lazım ve karşılığını almam gerekiyor ki arkadaşlar devamını getirebileyim. O yüzden lütfen madem izliyorsunuz, gerçekten faydalı olduğuna da inanıyorum. Bu anlamda beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Kanalı daha iyi yerlere getirelim. Daha iyi yerlere getirdikten sonra inşallah hem ben kazanırım hem de siz kazanmış olursunuz. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.